Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri. Allah'a kul olun ve dünyaya meyletmeyin. İyi bilin ki dünyaya meyledenlerin sonu hüsran olmuştur. Müminlere karşı tevazu sahibi, zalimlere karşı onurlu olun. Farz ibadetlerin üzerinde titizlikle durun. Nafile ibadetleri ise ihmal etmeyin. Bilin ki nafile ibadetler kulun takvasını arttırır. Her nerede olursanız adaleti ayakta tutun. Ölümü çokça düşünün. Ölümü düşünmek fuzuli, dünyevi arzuları ve hırsları ortadan kaldırır. Üç şeyi dilinizden düşürmeyin. Dua, zikir ve tevbe. Adı Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi. 1813'te Gümüşhane'nin Emirler Mahallesi'nde doğdu. Babası Emirler sülalesinden Mustafa Efendi'dir. Ziyaeddin Gümüşhanevi küçük yaşta ilim tahsiline başladı. 5 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Hayatının ilk 10 senesini Gümüşhane'de geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Trabzon'a göç etti. Bir yandan ilim tahsil ederken, diğer yandan ticaretle uğraşan babasına yardımcı oluyordu. Babası Mustafa Efendi, diğer oğlunun askerde olması sebebiyle yardımına muhtaç olduğu Ziyaeddin Efendi'yi bir gün yanına çağırıp, "Oğlum, ilmin masivadan, yani Allah-u Teala'dan başka her şeyden daha üstün ve alışverişten daha lüzumlu olduğunu bilirim. Fakat senin yaşın küçük. Bu zamana kadar öğrendiklerin sana şimdilik yeter. Ben seni ilim öğrenme yolundan alıkoymak istemem. Ancak askere giden ağabeyin dönünceye kadar sabret. O zaman seni ilim ve irfan merkezi olan İstanbul'a gönderirim. Hiç olmazsa şimdilik bana işlerimde yardımcı ol," dedi. Onun ilim ve ticaret yükü altında ezilmesinden korkmuştu. Ziyaeddin Efendi babasının sözüne peki dedi. Bir taraftan ticaretle meşgul olurken ilimle uğraşmaktan da geri durmadı. Ağabeyinin askerden dönmesini sabırsızlıkla bekleyen, kendi ördüğü para keselerini satarak helal lokmayla İlim tahsili için para biriktirmeye başladı. 15 yaşlarındayken amcasıyla birlikte ticaret için İstanbul'a gitti. Ziyaeddin Efendi İstanbul'dayken ağabeyinin askerden döndüğünü haber aldı. Bunun üzerine İstanbul'da kalmaya niyet etti. Babası için lüzumlu şeyleri satın aldı ve onları amcasına teslim etti. Sonra da amcasına Trabzon'a dönmek istemeyip İstanbul'da ilim ve irfan yoluna girmek istediğini şöyle ifade etti. "Muhterem amcacığım, ben şu anda ilim ve irfan beldesi İstanbul'dayım. Bu sebeple tarifi imkansız bir sevinç içindeyim. Artık memleketime dönmek istemiyorum. Ağabeyim askerden dönmüş. Artık babam yalnızlıktan kurtuldu ve kendisine yardımcı buldu. Ben burada kalıp ilmimi tamamlamak istiyorum. Mazeretimi kabul edeceğinizi umarım. Sakın bana incinip gücenmeyiniz. İleride lazım olur düşüncesiyle kendi ellerimle örerek sattığım para keselerinden birkaç kuruş biriktirmiştim. Bunlardan kendime bir şey ayırmadan size vererek babama gönderiyorum. Yardımcı ve dost olarak bana Allah-u Teala yeter. Üzerimde hakkı olan yakınlarımın haklarını helal edip, dualarında unutmamaları en büyük arzumdur. Ben de kapanacağım odamda sizleri dua ve hayırla yad edeceğim." Ziyaeddin Efendi bu vedalaşmadan sonra hiçbir tanıdığı olmadığı ve yanında bir harçlığı bile kalmadığı halde Allah-u Teala'ya tam bir tevekkül ve teslimiyet içinde İstanbul'da kaldı. Ahmet Ziyaeddin Efendi, İstanbul'a gelişinin ilk günlerinde bir rüya gördü. Büyük bir caminin içinde, cemaat arasında otururken, binanın çevresinde yangın çıkıp, ateş her tarafı sardı. Cemaatin
canhıraş feryatlarla sağa sola koşuşarak çıkış yolu aradığı bir sırada, belki bir kurtuluş yolu bulurum ümidiyle gözlerini kubbeye doğru kaldırınca, tam kubbenin ortasında aşağıya sarkıtılmış bir zincir gözüne ilişti. Hemen zincire yapışıp göğe doğru yükselerek bu badireden kurtuldu. Bu rüyadan kısa bir müddet sonra ders almak için gittiği Süleymaniye Camii'ne gidince, rüyada gördüğü mabedin burası olduğunu ve kendisinin manevi bir işaretle ikaz edildiğini anladı. Ziyaeddin Efendi sonra Bayezid Medresesi'ne gidip talebe oldu. Burada ilim, hikmet, fen ve ahlak bilgilerini tahsil etti. Sonra Mahmud Paşa Medresesi'ne giderek orada sol sıradaki en son odaya yerleşip kendisini ilim ve ibadete verdi. Medresedeki üstün başarısı üzerine zaman zaman hocalarına vekaleten onların izniyle arkadaşlarına dersler verdi. Bir taraftan günden güne genişleyen ders halkasında ilim öğretirken, diğer yandan ilmi eserler telif ve neşretmeye başladı. 25 sene geceleri sabahlara kadar kitap yazmakla meşgul oldu. Zahiri ilimlerde icazet, diploma verme derecesine ulaşmasına rağmen, devamlı tasavvufi yönden manevi ilimlerde irşad edilme ihtiyacını hissetti. Bu yüzden yetişmiş ve yetiştirebilen bir mürşidi kamil aramaya başladı. Bu sıralarda Üsküdar'da Alaca Minare dergahında ilim ve irfan neşrine başlayan evliyanın büyüklerinden Abdülfettah-ı Akri Hazretleri ile bir sohbet meclisinde tanıştı. Bu mübarek zat, Büyük Veli Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebesiydi. İstanbul'un üzerine güneş gibi doğan bu mübarek zat, saçtığı feyizlerle gönülleri fethediyordu. Herkese açık olan bu ilim ve irfan meclisine Ahmet Ziyaeddin Efendi de devam etmeye başladı. Bir gün Ziyaeddin Efendi, Abdülfettah-ı Akri Hazretlerine talebe olmak arzusunu açıklayınca, Abdülfettah Hazretleri tebessüm edip, ''İleride gelecek olan zat buna izinlidir. Binaenaleyh, onun gelmesini beklemek münasiptir.'' buyurdu. Kamil, olgun bir zat için aradığı bütün özelliklerin Abdülfettah Hazretleri'nde bulunduğundan iyice kani olan Ziyaeddin Efendi, ona mutlaka talebe olmak, manevi terbiyesine girmek arzusuyla bir gün dergahına gitti. Orada hiç görmediği fakat yıllarca beraber bulunmuş gibi yakınlık duyduğu bir zatla karşılaştı. Bu zat tebessüm edip kendisine, ''Ey Ahmet Ziyaeddin, sizin manevi terbiyeniz ezelde bize verilmiştir. Sırf sizin için ta Şam'dan Anadolu'ya geldim.'' dedi. Ziyaeddin Efendi şaşırıp tanımadığı bu zatın kendisine ismiyle hitap etmesinden hayretler içinde kaldı. Bu zat, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin önde gelen talebelerinden Trablus Şam müftüsü, meşhur Ahmet bin Süleyman el-Ervadi Hazretleri'ydi. Ervadi Hazretleri, hocası Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin yıllar öncesi kendisine, ''Ey dost! Nurlarıyla Afrika, Buhara, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Uzak Doğu'nun aydınlanacağı zat için İstanbul'a git. Onu ara bul. O henüz açılmamış bir vilayet goncasıdır. Her ne kadar İstanbul'a birçok talebemiz gönderilmişse de, onun nasibi ezelde sana tevdi ve tensip edilmiştir. Onun irşadıyla meşgul ol. Adın onunla daha çok duyulacak ve sen onunla daha çok bilineceksin. Zira o, bizden sonra yolumuzun büyüğü ve yayıcısı olacaktır.'' buyurarak verdiği işaretle İstanbul'a gelmişti. Ziyaeddin Efendi ve Ervadi Hazretleri el ele tutuşup Abdülfettah Hazretleri'nin huzuruna girdiler. O zaman Abdülfettah Efendi, ''Ziyaeddin, işte senin hocan budur. Derhal ona intisap et, bağlan. Bizim aramızda ayrılık gayrılık yoktur.''
Biz aynı kaynaktan feyz alıyoruz. Aynı fidanın iki gülü gibiyiz, buyurdu. Ve hemen huzurunda yapılan duayla Ziyaeddin Efendi, Ervadi Hazretleri'nin manevi terbiyesine girdi. Ziyaeddin Efendi, hocası Ervadi Hazretleri'ni Mahmut Paşa Medresesi'ndeki odasında misafir etti. Orada 40 gün halvette yalnız ibadetle meşgul oldu. Ervadi Hazretleri bir gün aniden ortadan kayboldu. Onun ayrılığı Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'ni dalından kopmuş bir gül gibi soldurdu. Teselliyi Abdülfettah Efendi'nin sohbetlerine devam etmekte buldu. Tam bir sene süren bu ayrılıktan sonra Ervadi Hazretleri tekrar İstanbul'a geldi. İki seneye yakın bir zaman Ayasofya Camii'nde Hadis-i Şerif ilmi öğretti. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Abdülfettah Efendi'yi vefatına kadar sohbet şeyhi kabul etti. Karşılıklı ziyaretlerde bulundular. Abdülfettah-ı Akri Hazretleri'nin 1864 yılında vefatından sonra Ahmet Ziyaeddin Efendi İstanbul'da hak yolun bilgilerini anlatmaya başladı. Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretleri Mahmut Paşa Medresesi'ndeki odasında ilmi eserler telif ve tertibiyle vakit geçirdi. Kendisine gelenlere ilim ve edep neşrine başladı. Talebeleri gitgide çoğalıp medrese odaları almaz olunca zamanın hükümet binası olan Bağbali'nin tam karşısındaki Fatma Sultan Camii'ni metruk halden kurtararak tamir ettirip sohbetler için dergah haline getirdi. Bilare cami civarlarına hücreler inşa edilerek tam bir dergah hüviyeti kazandırıldı. Fatma Sultan Camii bu tarihten sonra Gümüşhaneli Dergah-ı Şerif adıyla anılmaya başlandı. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri 16 yıl talebelerine manevi ilimleri öğretip onları yetiştirdi. Talebelerini ve sevdiklerini haram olan alışverişten korumak için Osmanlı Devleti'nin iktisadi ve içtimai tarihinde mevcut olan avarız sandıklarına benzer dergah içi bir yardımlaşma ve ödünç alma müessesesi kurdu. Talebelerine ev ve iş yerlerinde işe yaramaz ve beklemekte olan menkul servetlerini dergahta toplamalarını emretti. Muhtaç talebelerinin burada biriken paradan ihtiyaçları kadar mali güçlerine göre ve daha sonra ödemeleri üzere karz-ı hasen usulü üzere borç almalarını sağladı. Neticede sonraları bir araya gelen sermayeyle bir matbaa bile kuruldu. Neşredilen ilmi eserler bedelsiz dağıtıldı. Böylece ilme hizmet edildi. İstanbul, Rize, Bayburt ve Of'ta 18 bin cilt eser, 4 ayrı kütüphane kurularak Anadolu'da kültür merkezlerinin meydana getirilmesine çalışıldı. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri güzel ahlak ve güzel halleriyle meşhur oldu. Dünya malına kıymet vermezdi. Allah-u Teala'dan korkusu pek çoktu. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak en güzel özelliklerindendi. Peygamber Efendimizin sünnetine çok bağlıydı. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri lüzumsuz sözlerden hoşlanmaz ve boş vakit geçirmezdi. Çoğu geceleri ilimle meşgul olur, sabah namazından işrak vaktine kadar ve yatsı namazından sonra mecbur kalmadıkça dünya kelamı konuşmamaya dikkat ederdi. 70 bin kelimeyi tevhid okumayı adet haline getirmişti. Yatacağı zaman mutlaka Yasin suresini okurdu. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin sohbetleri çok tatlı olurdu. Zaman zaman sohbet ve derslerine Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid Han devam etti. Bilhassa Sultan Abdülhamid Han'la aralarında hususi sohbet ve istişareler olmuştur. Talebeleri arasında birçok devlet adamı yetişmiştir. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri yaz aylarında bazen Beykoz'daki Yuşa Tepesi adı verilen mevkiye çadır kurarak talebeleriyle sohbet ederlerdi. Birçok kerameti göründü. Beykoz'da kaldıkları günlerden bir gün huzuruna bir Hristiyan geldi ve ona "Efendim gözlerim sizin gibisini görmedi.
Ne zaman sizi görsem kalbim rahat eder, huzur bulurum. Başka yerde bu zevki tadamıyorum. Bu ne haldir, bu ne sırdır? Aklım bir türlü almıyor dedi. Ve sonra da o Hristiyan hidayet nuruna kavuşup Müslüman oldu. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Beykoz taraflarındayken bir gün elinde kemanla serseri serseri dolaşan birini gördü. Fısk ve günah içindeydi. Başını o kişiden yana çevirdiler ve hizmetçisine "Git o zavallıyı çağır, buraya gelsin." buyurdular. Bundan sonrasını hizmetçi şöyle anlatır. O çalgıcı kişinin yanına vardım ve ona "Gel, seni hocamız Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri istiyor." dedim. Çalgıcı gülmeye başladı ve bana "Hocanız beni ne yapacakmış?" dedi. Ben de "Bilmiyorum. Seni çağırmamı söyledi." dedim. Beraberce geldik. Ziyaeddin Hazretleri ona "Yaklaş." buyurup kulağına gizlice bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine kemancı titreyip ağlamaya başladı. Tevbeler etti. Sonra hocama talebe oldu. Dergahta yıllarca sadakatle hizmet etti. Güzel hallere kavuştu. Lakin Ziyaeddin Hazretleri'nin ona gizlice ne söylediğini kimse anlayamamıştı. Dergahtaki talebeler bir gün tövbekar kemancıya, "Kardeşim, hayli zamandır gizliyorsun, açıkla bu sırrı." dediler. Bunun üzerine o şöyle anlattı. "Önceleri bir zatın talebesiydim. Lakin o zatın etrafındakiler bozuk inanışlı kimselerdi. Hocamsa itikadı düzgün, temiz birisiydi. Bidatı sevmez, Allah-u Teala'dan korkardı. Vefat edeceğinde bana, "Oğlum, seni Allah-u Teala'nın salih kullarına ısmarlıyorum. Akıbetin iyi olacak." buyurdu. Sonra vefat etti. Bunun üzerine ben bozuk inanışlı kimselerden ayrıldım, birçok yerler dolaştım. Lakin nefsime uyup serseri bir hale düştüm. Çalgıcı oldum. Cenab-ı Hak karşıma Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'ni çıkardı. Beni de ona yaklaştırdı. Gümüşhanevi Hazretleri o gün gizlice kulağıma, "Oğlum, hocan seni bize ısmarladı. Artık hak yolu bizden öğrenirsin." buyurdu. Bu sözü işitince hemen hocamın yıllar önce bana söylediklerini hatırladım ve talebesi oldum. Allah-u Teala'ya şükürler olsun ki kalp gözüm açıldı. Gönlüm Rabbimin sevgisiyle doldu. Yaptıklarıma candan pişmanlık duydum. Şimdi hak yolu buldum. Rabbim bana hidayet etti. Zira nefsim beni aldatmıştı. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri merhamet edip beni bu zilletten kurtardı. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri bir gün çayırlık bir yerde talebeleriyle sohbet ediyordu. O sırada erkekli kadınlı bir grup Yahudi geldi. Beraberlerinde getirdikleri hasta bir kadını Ziyaeddin Hazretlerinin huzuruna koydular. Sonra da bir kenarda şarkı söylemeye başladılar. Bunun üzerine Ziyaeddin Hazretleri ayağa kalkıp oradan uzaklaşmak istedi. Yahudi topluluğu onun uzaklaşmak istediğini görünce telaşlanıp, "Bu zat acaba kime incindi? Biz onun için şarkılar söylüyoruz. Yanında olmakla bereketlenmek istiyoruz. Ne olur gitmesin, dursun, ricamız budur. Getirdiğimiz şu hastamıza bir dua ediversin. Biz kendimizce ona hürmet etmek istemiştik. Onu bu hareketimizde üzeceğimizi bilmiyordu. Ne olur bize merhamet edip dua etse de hastamız iyi olsa." dediler. Talebeler bu arzularını gidip Ziyaeddin Hazretleri'ne haber verdiler. Ziyaeddin Hazretleri merhamet edip onların bu arzularını kabul etti. Sonra Yahudiler teker teker yanına yaklaştılar ve Ziyaeddin Hazretleri'nin ellerinden öptüler. Hasta da yalvarmaya başladı. Herkesi bir heybet kapladı. Ağlayıp titremeye başladılar. Yahudiler bu hal karşısında kelime-i şehadet getirip iman etmekle şereflendiler. Hastaları da şifa buldu.
Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Mısır'dayken bir talebesi ona gelip bir iş için Hristiyanların yaşadığı bir yere gideceğini söyledi ve nasihat istedi. Bunun üzerine o, git lakin Allah'tan kork ve dünyaya meyletme. Sonra küfür alameti olan şeyleri kullanma. Bir Müslüman kafirlere benzemez buyurdu. O talebe kafirlerin memleketine gitti. Orada hocasının nasihatlerini unutup Hristiyanlarla haşir neşir oldu. Onların adet ve ibadetlerine uydu. Dünyaya meyletti. Sonra geri döndü ve Ziyaeddin Hazretleri'ni ziyarete geldi. Ziyaeddin Hazretleri onu görünce, özrün bizce kabul edilmez. İman çerağını sen söndürdün. Dediklerimizi tutmadın. Bizimle olan bağını kopardın. Dinini dünyayla değiştin. Eyvah sana! Şeytan seni kendine köle yaptı. Git, ağla. Yaş döküp Allah-u Teala'ya yalvar. Başını aç ve yüzünü yerlere sür buyurdu ve artık onunla görüşmedi. Talebesi anlatır. Bir zaman Osmanlı Devleti harbe girmişti. O zaman ben İstanbul'daydım. Çoluk çocuğumsa sınırda tehlikeyle karşı karşıyaydım. Çok kimseler harp korkusu içinde hicret ediyordu. Ben de hicret etmek, çoluk çocuğumu emin bir yere nakletmek istedim. Bu sırada yakınlarımdan bir mektup geldi. Mektupta, bu işi istişare et, danış, ona göre hareket et deniyordu. O sırada İstanbul'a teşrif eden Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerine durumu arz ettim. Bunun üzerine o, madem ki sen bizlere danıştın, o halde emrimizi tutman gerekir. Üzülme, düşmandan evine ve yakınlarına hiçbir zarar gelmeyecek. Hicret etmenize lüzum yoktur buyurdu. Bunun üzerine yakınlarıma haber gönderip hicret etmeye lüzum olmadığını bildirdim ve Ziyaeddin Hazretlerinin buyurduğu sözü tuttum. Hakikaten ailem ve yakınlarım düşmandan hiçbir zarar görmedi. Yine bir talebesi anlatır. Bir zaman yağmurlar yağmadı. Her yer kuraklıktan kavruldu. Bu sebeple sebze meyve yetişmedi. Çok dua edildi. Lakin kuraklık bir türlü kalkmadı. Bu sırada insanların hatırına Ahmet Ziyaeddin Hazretleri geldi. Ve kalkıp huzuruna gittiler. Dua talebinde bulunup içinde bulundukları kuraklık halinden şikayetlerini dile getirdiler. Efendim, etrafta zerrece su yok. Gökyüzünden rahmet bulutları çekildi. Çeşmelerimiz kurudu. Her yeri kuraklık dehşeti kapladı. Susuzluktan hayvanlar ve küçük çocuklar yandılar. Ağaçlarımız kurudu, meyve vermez oldu. Ne olur, himmet edip bir dua buyursanız dediler. Bunun üzerine Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri, söyleyin ben kime dua edeyim? İnsanlar nefisleri peşinde eğlenceye dalmış, gaflette yüzüyorlar. Kötülük her yeri kaplamış. Fısk, günah modalaşmış. Duaların bu kasvet ve zulmeti gidermez. Allah-u Teala bu millete selamet versin. Gelenler çaresiz kalıp yine dua etmesi hususunda ısrarda bulundular. Efendim, ne olur merhamet ediniz. Biz günahkar kimselere acıyınız. Dualarınızla bu sıkıntıdan kurtuluruz dediler. Ziyaeddin Hazretleri gelenlere acıdı ve mübarek ellerini kaldırıp Allah-u Teala'ya dua ve niyazda bulundu. Daha dua bitmeden gökte rahmet yüklü bulutlar belirdi. Şimşekler çakıp bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. Sokaklardan dereler aktı. Her taraf suya kandı. Yeryüzü baştan başa hayat buldu. Allah-u Teala'nın sevgili kulu Ziyaeddin Hazretleri'nin duasıyla Allah-u Teala insanları sıkıntıdan kurtarıp arzularına kavuşturdu. Söz dinlemek. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri bir gün sohbetten sonra talebelerinden 5'ini bir yere gönderdi. Talebeler hocasının emri üzerine yola çıktılar. Lakin yanlarında vapurla karşıya geçmek için paraları yoktu. Bunun üzerine tekrar dergaha geldiler. Gümüşhanevi Hazretleri onların döndüklerini görünce gidin buyurdu. Talebeler bir şey diyemeyip tekrar geriye yola koyuldular.
bir müddet gittikten sonra parasızlık sebebiyle dönmek istediler. 3 defa bu durum tekrarlandı. 4.sünde yolda giderken karşılarına bir zat çıktı. Her birine birer kese altın verip gitti. Talebeler arkasından baka kaldılar. Bu işte imtihan edildiklerini anladılar ve hoca sözü ve emri dinleyen kimsenin hiçbir işinde üzüntü ve sıkıntı çekmediğine ve işlerinin kolay olduğuna yakinen inandılar. İnkarcı. Talebelerinden Aziz Bey anlatır. Bir gün hocam Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerini ziyaret etmek için yola çıktım. Giderken bir tanıdığın evine uğradım. İçeride tanımadığım birkaç kişi vardı. Selam verdim ve güler yüz gösterdim. Bu halimden ev sahibi çok memnun oldu. Bana nereye gittiğimi sordu. Ben de niyetim büyük veli mübarek hocamı ziyaret etmekti dedim. Orada bulunanlardan biri kimdir o zat dedi. Ben de Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleridir dedim. Meğer onlar Ahmet Ziyaettin Hazretlerine karşı nefsiyle mağrur kimselermiş. Benim bu cevabım üzerine dayanamayıp demek seni de aldatmış o dediler. Bu sözüne dayanamayıp ona sus ey inkarcı kişi hocam aleyhinde konuşma dedim ve o kızgınlıkta yanlarından ayrılıp hocamın yanına gittim. Elini öpüp edeple huzurlarında oturdum. Hocam bana bakıp evladım nereden geliyorsun bana anlat buyurdu. Bunun üzerine ben edeple evden geliyorum efendim dedim. O tekrar bana gelirken bir yere uğramadın mı? Bir kimse görmedin mi? Ben hayret edip efendim bir tanıdığım olan Tahsin Bey'e uğradım dedim. O keşke uğramasaydım ve oradaki inkarcı kimseleri hiç görmeseydim diyor. Sonra da evladım it ürür kervan yürür. Bu hakikati şüphesiz herkes görmektedir. Sana söylenen sözlerden hiç incinme ve sabret. Zira meyveli ağaç taşlanır diyerek bana nasihatlerde bulundu. Hayatı boyunca binlerce kişiyi hak yoluna davet eden Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi 1893'te İstanbul'da vefat etti. Kabri Süleymaniye Camii avlusunda Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin kıble tarafındadır. Allah ondan razı olsun.